Viral, bakteriyel veya bazı parazitlerle oluşan ishallerdir. İshal gelişiminde risk faktörleri nelerdir? Bir tanesi havanın sıcak olması. Yani yaz mevsimi bir risktir. Kanlı dışkılama varsa, ateş yükselirse bu önemlidir. Hekime başvurmak lazım. Merhaba. Ben Profesör Doktor Orhan Tarçın. Gastroenteroloji uzmanıyım. Bugün size giderek artan sıklıkta görülen ishallerden, özellikle enfeksiyöz ishallerden bahsedeceğim. İshal günde iki kereden fazla sulu olarak dışkılamaktır. Yani büyük tuvalete çıkmaktır. Ama bazı hastalarımız günde 5-6 kere büyük tuvalete çıkarlar ama çok sulu değildir. Ama biz bunu yine ishal kabul ederiz. Çünkü 5-6 kere, 8-9 kere büyük tuvalete çıkmak ishal kabul edilir. Bazı hastalarımız da günde sadece bir kere büyük tuvalete çıkarlar. Ama abondan çok fazla miktarda büyük tuvalete çıkarlar ve çok suludur. Bunu da ishal kabul ederiz. Tabii ishalin altında yatan birçok neden var. Ama en sık görüleni enfeksiyöz nedenlerdir. Yani viral, bakteriyel veya bazı parazitlerle oluşan ishallerdir en sık görüleni. Ama bunun yanında başka etkenler de vardır. Mesela endokrin nedenler vardır. Bunlarda enfeksiyöz bir ajan, bir mikrobik ajan yoktur. Ama bu kişilerde ishal gözükür, çok da sulu olarak gözükür ve genelde küçük bir tümör, özel maddeler salgılayaraktan bu ishali başlatır ve uzun süreli ishal devam eder. Yine aynı şekilde tiroid hastalıklarında özellikle hipertiroidi varsa ishal olur kişi. Yine diyabette bağırsak hareketleri bozulduğu için yine ishal olur ama aynı zamanda diyabette SIBO çok gözükür. Yani ince bağırsakta aşırı bakteri birikimi ve bu da ishale neden olur. Ama ilginç olarak tabii diyabette aynı zamanda gluten enteropatisi dediğimiz buğdayın içindeki gluten denen maddeye karşı aşırı hassasiyetten dolayı bağırsakların iç yapısındaki özel bazı parmaksı yapılar kaybolur ve yine ishal ortaya çıkar. Başka bir neden, sık görülen nedenlerden teki laktoz intoleransı dediğimiz süt şekerinin parçalayacak laktaz enziminin bireylerde yaşlandıkça giderek azalması durumu. Bu durumda kişi süt içtikçe veya süt içeren gıdalar aldıkça süt şekeri laktozu parçalayacak laktaz denen enzim olmadığı için bu gıdalar sindirilmeden ince bağırsaktan kalın bağırsağa geçer. Tabii kalın bağırsakta da 1,5-2 kilogram kadar bakteriler vardır ve bunların çoğu iyi bakterilerdir. Bunlar bu süt şekerini alırlar, parçalarlar ve karbondioksit gazı çıkar ve aynı zamanda şişkinlik olur ama beraberinde ishal olur. Sonuçta bu kişilere bundan yani süt şekerinden uzak durmalarını söyleriz. Veya eğer buğday proteinine karşı alerji, gluten enteropatisi varsa yine glutenden, buğday ve benzeri ürünlerden uzaklaşmasını söyleriz. Tabii tümöral durumlar var. Bazen kalın bağırsakta bir tümör olduğu zaman daralır. Daraldığı zaman dışkı oradan geçemez tabii. Geçemeyince içine su çeker ve o ince delikten sulu bir şekilde geçer ve ishal olarak ortaya çıkar. Bundan dolayı özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan bu tip ishal ve kabızlık durumlarını birbirini takip eden çok iyi takip etmeliyiz. Altından maalesef kötü hastalıklar çıkabilir. Başka bir şey daha var. Bağırsakta, bağırsağın iç yüzeyinde iltihaplanma olabilir. Bu Crohn hastalığında ve ülseratif kolitte gözükür. Ülseratif kolit dediğimiz hastalık bağırsağın, kalın bağırsağın iltihaplanmasıdır iç çeperinin. Ve beraberinde kanlı dışkılama da gözükür. Aslında bu bir alarm semptomudur. Kanlı dışkılama varsa tümör de olabilir ve bu bakaları çok iyi takip etmeliyiz.
Ve ülseratif kolitte bağırsağın içi iltihaplandığı için birincisi yeterli emilim yapılamaz. İkincisi iltihap olduğu için gerekli kanın içindeki bazı elektrolitler bağırsak boşluğuna geçer. Oradan da dışarıya atılır ve ishal ortaya çıkar. Ama iltihaplı bağırsak hastalarının başka bir tipi vardır. Kron hastalığı. Kron hastalığı da ağızdan anüse kadar her yeri tutar. Özellikle ince bağırsak, kalın bağırsak birleşimini ve o bölgede de tutulum ishale neden olur. Ama başka bir sebep var. İlaçlar. Bizim sık kullandığımız ilaçlar var. Örneğin toplumda son zamanda magnezyum kullanımı çok artmıştır eksikliğinden dolayı. Çünkü özellikle tüp sular kullanılır veya filtre edilen sular. O zaman magnezyum ve kalsiyum azalır. Ne oluyor? Tabii bunu ortadan kaldırmak için magnezyumlu preparatlar çok alınır ve bazı ilaç benzeri gıda aditifleri, ekleri ve bu sefer de ishal ortaya çıkar. Ama ağrı kesici ilaçlar da ishal yapabilir. Mide koruyucu olarak adlandırılan ilaçlar da ishal yapabilir. Peki ishale eşlik eden diğer yaygın belirtiler nelerdir? Bulantı örneğin. Çünkü aldığımız zaman biz gıdalarla beraber mikrobik ajanları mideyi tutacaktır. Bulantıya neden olacaktır ve sonrasında kusmaya sebep olacaktır. Sonra da bağırsakları tutacağı için zaten bağırsaklarda bu mikrobik ajanları dışarıya atmak istediği için ishal ortaya çıkacaktır. Ama hastalık çok ilerlerse o zaman sindirim kanalından vücuda yayılaraktan ateş meydana getirir. Bu da önemli bir bulgudur ve müdahale edilmesi gerekir. İshal gelişiminde risk faktörleri nelerdir? Bir tanesi havanın sıcak olması. Yani yaz mevsimi bir risktir. İkincisi gıdaların açıkta bırakılması. Gıdalar açıkta bırakılırsa kolayca sinekler konar ve başkalarına yayılımına neden olur. Üçüncüsü suların kirli olması. Özellikle kirli suların temiz sulara karışması çok büyük bir risk faktörüdür. Dördüncüsü gıda üretimi yapılan yerlerdeki sağlık kontrollerinin iyi olmaması. Bu çok önemlidir. Beşincisi gıda üretiminde ve su kaynaklarından suyun alınıp dağıtılması konusunda çalışan kişilerin portör yani taşıyıcı muayenelerinin yapılmaması yine bir risk faktörüdür. Normalde enfeksiyon ajanları ile ortaya çıkan ishallerin çoğu viral kaynaklıdır. Yani virüslerle meydana gelir. Ve bunlar genelde kendini birkaç gün içinde sınırlar. Ama eğer ki kanlı dışkılama varsa, ateş yükselirse bu önemlidir. Hekime başvurmak lazım. Ama çoğu 2-3 günde düzelir. Eğer ki ishal bir haftayı geçiyorsa o zaman bu basit viral kaynaklı veya bakterilerin endotoksinlerine ait basit bir ishal değildir. 7 günü geçtiği zaman muhtemelen amip veya giardia dediğimiz parazitler etkendirler ve bunların dışkıda araştırılması lazım. Ve bunlar iyi tedavi edilmediği zaman bağırsak duvarının içine de geçerler ve daha ağır tablolar oluştururlar. Eğer ki ishal 4 haftayı geçiyorsa bu çok önemli bir problemdir. Çünkü uzamış ishallerde tam kan, CRP dediğimiz vücuttaki iltihabı gösteren bazı kan tetkiklerinin yanı sıra dışkı tetkiklerini de yapmalıyız. Ve aynı zamanda kolonoskopiyi de eğer 4 haftayı geçiyorsa mutlaka eklememiz gerekir. Çünkü 4 haftayı geçen ishallerde altta yatan kronik bir hadise vardır ve uzun süreli bir tedaviye büyük bir ihtimalle ihtiyaç olacaktır. İshal etkeninin tanısını nasıl koyarız? Biraz evvel bahsettiğim gibi bunların çoğu özellikle yaz döneminde virüs kaynaklıdır. Bu virüslerin bir kısmı erişkinlerde hastalık yapar, bir kısmı da çocuklarda. Erişkinlerde hastalık yapanlar genelde norovirüslerdir ve norovirüsün testi vardır. Dışkı testi kolayca tanı konar. Bir ikincisi çocuklarda yapan etkense rotavirüstür ve rotavirüsün testiyle kolayca tanı konulur. Eğer ki roto veya norovirüsse o zaman viral kaynaklı çok ağırlaşmadıkça sadece basit sıvı tedavileri veya damardan tedavilerle biz hastayı tedavi edebiliriz. Eğer ki ishal uzuyorsa
mutlaka tam kan ve CRP yapmalıyız. Yani vücuttaki iltihabi durum nedir görmemiz gerekir. Aynı zamanda dışkı testi de yaparız. Eğer ki dışkıda iltihabi hücreler görürsek biz bu önemli bir tablodur deriz ve genelde bakteriyeldir. Onun tedavisini yapmak lazım. Ama biz yine dışkıda bazı parazitlere bakarız. Biraz evvel söylediklerim. Giardia, amip bunlar Türkiye'de çok yaygındır. Kanlı ishale de sebep olabilir eğer tedavi edilmezse. Dışkı testlerinde mutlaka üstüne ekleriz. Eğer bunlarla tanı koyamazsak bazı uzamış 4 haftayı geçen ishallerde hem kolonoskopi yaparız hem de bazı endokrin testleri bunların üstüne ekleriz. Peki ishali nasıl tedavi ediyoruz? Eğer ki ishal hafifse biz bu durumda kendimiz evde basit bir tedavi uygulayabiliriz. Eğer ki bulantı çok fazla, kusma çok fazla değilse ağızdan hazırladığımız şekerli tuzlu su karışımları vardır. 1 litre kaynamış suya biz 5 kaşık, 5 çorba kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırıp bundan içebiliriz. Ve bu şekilde ishalle kaybetmiş olduğumuz elektrolitleri yerine koymuş oluruz. Ama eğer ki durum çok daha ağırsa ve kişi çok sıvı kaybettiyse, bulantı kusması çoksa ağızdan verdiğimiz bu sıvıları alamayacaktır. O zaman damardan serum tedavisi yapmak durumunda kalabiliriz. Ama çocuklar özellikle 2 yaşın altındakiler çok hızlı sıvı kaybettiği için baktık çok fazla ishali var, kusması var. Hemen bu sıvılara bir an önce başlamak lazım. Alabiliyorsa ağızdan, olmazsa damar yolundan bunları vermek lazım. Eğer ki tabii bakteriyel karnıyaklıysa bununla ilgili antibiyotiklerin de yine paraziter kaynaklı olanların da bazı ilaçları vardır. O ilaçların da hemen başlanması gerekir. İshal olan bir kişi için evde neler yapılabilir? Biraz evvel bahsetmiştim. Böyle tuzlu şekerli karışımlar var. Bunlar dışarıdan eczaneden alınabilir ve evde bekletilebilir. İshal olduğunuzda bunları açıp paketi bir kaynamış suya dökerekten kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ama illa eczaneden almaya gerek yok. Kendiniz evinizde de bu şekerli tuzlu karışımları hazırlayıp ishal olan kişiye verirseniz kısa zamanda o elektrolitleri tamamladığınız için kendine gelecektir. Dediğim gibi kaynamış su olacak 1 litre, 5 çorba kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karbonat yeterli olur. Gerekirse karbonatı çıkartabiliriz ama eğer ki çok potasyum kaybetmişse kusmayla üstüne potasyum eklemek gerekecektir. Size özet halinde ishalle ilgili konuları anlattım. Şimdi sizden gelen sorular var, onları cevaplayalım. İshal çocuklarda ve erişkinlerde farklı seyreder mi? Evet, farklı seyreder. Özellikle çocuklar dayanıksızdır ishale karşı. Çok hızlı sıvı kaybederler, çok çökkünlük yaşarlar. Bundan dolayı hemen ağızdan veya damardan sıvı verilmeye başlanması gerek. Stres ishal oluşumunu tetikler mi? Bazen altta yatan bir enfeksiyon ajanı yok, endokrin bir sebep yok, tümör yok veya başka bir hastalık yok veya ishale sebep olacak toksik bir ajan alınmıyor ama kişinin yine ishali var. Bu olabilir mi? Evet, olabilir. Huzursuz bağırsak sendromu deriz. Huzursuz bağırsak hastalığı var. Huzursuz bağırsak hastalığında karında ağrı olur. Kişide ya kabızlık olur ya ishal. Dışkının şekli ya katılaşır, sertleşir ya da yumuşar, çözülür, sulu bir hale gelir. Ve huzursuz bağırsak sendromunun karışık tipi vardır. Hem ishal hem kabızlık olur. Önce ishal, bir müddet sonra kabızlığa dönüşür. Sonuçta bu huzursuz bağırsak hastalığının 3 tipinin ikisinde ishal görülebilir. Huzursuz bağırsak hastalığında bu huzursuzluğu yaratan sebepler, stresi yaratan sebepler ortadan kaldırılmalıdır. İshal tedavisinde hangi yiyecekleri tercih etmeliyiz? İshali olan bir kişi kolay kolay her gıdayı alamaz. Onun için biz daha çok pilav, ki yağsız olması çok daha iyi olur, patates püresi ve bir de şeker kaynağı olarak gazı kaçmış kolayı tavsiye edebiliriz. Bunları kolayca alabilir ve aynı zamanda örneğin patateste bol miktarda potasyum var. O aşırı kusması olan veya ishalle kaybedilen potasyum yerine konmuş olur. Ama eğer ki ishalli bir kişi sebze, özellikle çiğ sebze yerse ve meyve yerse o zaman ishal şikayetleri ve sayısı
artacaktır. Probiyotikleri ishal varken kullanmalı mıyız? Evet, biz probiyotikleri ishalde kullanırız. Özellikle Saccharomyces türevlerini bunda kullanırız. Çünkü vücutta bozulan mikrobiyatadaki dengeyi iyi bakteriler veya iyi mikrobiyata yönünde tersine çevirirler ve faydalıdırlar. Sizlere ishal, özellikle enfeksiyöz ishaller konusunda ve bunlardan korunma konusunda, tedavileri konusunda özet bilgiler verdim. Herkese iyi günler dilerim.